Herkese merhaba. Bugün 24 Mart ve 3. haftadayız uygulamalı rekabet hukuk seminerlerinde. Bugün 2020 Haziran ayında kanundaki değişiklikle ilgili kanun değişikliğinde yer alan bir takım önemli kurumları ele alacağız. Daha ziyade yaptırım politikasıyla ilgili bu kurumlar. Bu çerçevede öncelikle Mert Kara Mustafaoğlu ve Merve Bakırcı bize taahhüt mekanizmasını anlatacaklar ve sunumlarında daha ziyade tabii ki taahhüt nedir, amacı nedir ve işlevi nedir vesaire tarzındaki konuları ele alacaklar ama daha ziyade anladığım kadarıyla sunumları bunun ilk yıldaki uygulaması, hatta ilk yılı da geçtik şu anda ve ilginç bir şekilde gerçekten aslında beklendiği bir şekilde taahhüt kurumu oldukça sık uygulandı rekabet kurulu tarafından. Dolayısıyla bu kararlar çerçevesinde rekabet kurulunun bu müesseseyi uygularken hangi prensipleri gözettiği, nasıl davrandığı, dolayısıyla bir anlamda performans değerlendirmesi yapacaklarını tahmin ediyorum. İkinci sunumumuz avukat Gönenç Gürkaynak ve yine avukat Ali Kağan Uçar tarafından yapılacak. Kendileri biraz da bir örtüşme var. Hem taahhüt hem de uzlaşma mekanizmalarını anlatacaklar. Onlar da kararları ele alacaklar ve gelecek döneme ilişkin bazı çıkarımlar yapacaklar. Dolayısıyla Gönenç Beylerin sunumu uzlaşmayı da içerecek. Ve bence bu kısım biraz ilgi çekici, şu anlamda ilgi çekici. Uzlaşma benim mesela hiç, ya bu çok da uygulanmaz, fazla uygulaması olmaz diyebileceğim bir kurumda. Oysa Rekabet Kurulu'nun bu müesseseyi uyguladığını geçtiğimiz yıl içerisinde ve halen uygulamakta olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla etkili bir uygulama müessesesi olabilir uzlaşmada. Bunları bugün tartışacağız. Programa göre ilk söz Mert Beylere ait. Dolayısıyla daha önceki sunumlarda olduğu gibi 45 dakika sunum, akabinde tartışma yaparsak değil mi? Ben onu söyledim ama tartışmayı aralarda yapabiliriz değil mi? Nasıl yapalım? Yani sunumdan hemen sonra tartışma, ondan sonra ikinci sunum, ondan sonra yine bir tartışma yapmak isabetli olabilir. Geçen hafta farklı yapmıştık ama bu hafta eski sistemimize dönebiliriz. Ben o zaman lafı çok uzatmadan, Muzaffer senin söyleyeceğin bir şey yoksa eğer, sözü Mert Beylere bırakıyorum. Mert Bey ve Merve Hanım'a bırakıyorum. Buyurun çok efendim. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Uygulanmaz diyorduk ama tam tersi oldu. Çok merak ediyorum bu iki sunumu da. Kolay gelsin. Teşekkür ederim hocam. Aslında sunumu Merve Hanım'la beraber yapacağız ama ben bir kısa giriş yapacağım. Ondan sonra sözü Merve Hanım'a bırakacağım. Sonra da tekrar alacağım. Şimdi bir sunum paylaşmak istiyorum. Taahhüdü değerlendireceğim. Benim herhalde bir dördüncü yılım Bilgi Üniversitesi organizasyonlarında. İlkini de taahhütte açmıştım. Enerji sektöründe benim için çok duygusal bir konu bu. Teorik olarak da şunu hissediyorum. Rekabet Kurumu'nun son dönemlerindeki belki en önemli değişikliklerden bir tanesi bu. Şunu anlatmak istiyorum. Bugünkü toplantıya girmeden evvel, Rekabet Kurumu'nun geçtiğimiz 20 yıl içerisinde taahhütü aradığı çok fazla dosya gördük. Onlara kısaca girip zaten bu şeyleri defalarca anlatılmıştı. 9'a 3 uygulamalar var. Burada Ahmet Fatih Özkan'ı görüyorum. Daha önce bunlara çok fazla girdik. Rekabet Kurumu'nun zorlaması ve yargının bu konudaki tespitleri vardı. Sonunda gerçekten doğru bir uygulamaya doğru evrildi. Taahhüt düzenlemesi kanunda yerini buldu. Avrupa Komisyonu'ndaki uygulamadan geliyor. Çok hızlı geçeceğim çünkü buradan. Avrupa Komisyonu'ndaki örnekler, uygulamalar gerekçe göstererek Türkiye'de de taahhüt uygulamasına ilişkin bir düzenleme yapıldı. Kanunun ilgili maddesi, 43 maddesinde. Aslında Avrupa Komisyonu'ndaki düzenlemeye hemen hemen wording olarak çok benziyor. Orada 9. madde uyarınca Avrupa Komisyonu taahhütte herhangi bir soruşturmayı, bir rekabet incelemesini, ister ön araştırma benzeri bir aşamada olsun, ister bir ciddi bir soruşturma aşamasında olsun, sona erdirebiliyor. Komisyon tüzüğünün 1/2023 9. maddesi buna uygun. Ve burada komisyonun uygulayacağı şey de Türkiye'dekiyle aynı. Eğer siz rekabetçi endişelerinizi, verilen çözüm önerileriyle, davranışsal olabilir bu, çeşitli davranışları yerine getirmek ya da yapısal olabilir, bazen çeşitli mal varlıklarını satıyor teşebbüsler, ortadan kaldırabiliyorsunuz, ihlal tespiti yapmıyorsunuz, para cezası vermiyorsunuz, bitiriyorsunuz. Avrupa Komisyonu'ndaki düzenlemenin hemen aynısını Türkiye'ye aldık. Hatta bununla ilgili ikinci bir düzenleme de daha sonradan çıkardı komisyon. Ama Avrupa Birliği'ndeki dosyalara baktığımızda
ciddi bir zaman kullanıldığını görüyoruz. Ben bu dosyalara çok fazla girmeyeceğim ama ne kadar teknik konularda, ne kadar zaman kullanıldı ve Türkiye'de biz bunu nasıl yapıyoruz? Biraz buna girmek istedik. Avrupa Komisyonu'ndaki mesela bu FA Premier League dosyasında 2006'da başlayan bir süreç, 2002 yılında başlayan bir süreç 2006 yılına kadar devam ediyor. Yani 4 yıl. Komisyonun soruşturmaya başlaması, incelemeye başlaması, ilk raporunu hazırlaması, tarafların taahhütlere gitmesi, taahhütlerin market testi diyoruz değerlendirmesi uzun bir aşama. Yani 2001'de başlayan bir soruşturma bu çok uzun aşamalardan geçip 2006 yılında bitiyor. Biraz bu dosya hakkında nasıl değiştiğini anlatmak için söylüyorum bunu. Komisyon çok şey öğreniyor yolda. Onu da hissediyoruz. Örneğin komisyon ilk bunu açtığı zaman Efe'ye ilişkin süreçte aslında diyor ki bu naklen yayın hakları ile ilgili bir dosya. Futbol kulüplerine naklen yayın haklarını nasıl satayım? Çeşitli paketler var. Paketlerin yapısını değiştiriyor. Paketlerin satılmasına ilişkin süreci değişiyor. Bağımsız bir kuruluş tarafından satmayı kabul ediyor. Verilen taahhütler gelişiyor zaman içerisinde. Sonra 6 paket var mesela canlı yayın hakları ile ilgili. En fazla 5 tane alınabilir diyor. Paketlerin büyüklükleriyle oynuyor. Yani aslında tamamen iş modelini bile değiştirmiş süreç içerisinde. Araştırmalarla geliştirmiş ve market testinde ciddi bilgi toplamış. Yine benzer bir dosyaya gelir isek, bizim için yine önemli bir dosya olduğu için söylüyorum. Aldrosa dosyası, bu ilginçtir. Çünkü burada iki tane taraf var. Aldrosa ve De Beers de bunlar elmas üretiyorlar. De Beers dünya çapında elmas üretiyorlar. Bir anlaşma yapıyorlar ve bu anlaşmanın rekabeti kısıtlayabileceğine dair endişeler oluşuyor. 2002'de başlayan süreç devam ediyor da ediyor. Hatta buna ilişkin komisyon kararına karşı yargı yoluna da gidiyorlar. Aldrosa özellikle mutsuz oluyor bundan. Uzun vadeli bir elmas sağlama anlaşması ama şirketler o kadar büyük ki pazarı tamamen domine edecek ve bir taahhüt sunmuyor. Buraya kadarki süreç aslında çok bilindik ve öngörülebilir bir süreç. Taahhüt sunulduktan sonra taahhütlerin geri çekiyor çünkü kabul edilmiyor. Ortak taahhütlere gidiliyor yani her iki taraf ortak bir metin üzerinde anlaşıyorlar ve belirli bir miktar kısıtlaması yani birbirine satacakları elmas miktarında ciddi bir kısıtlamaya gidiyorlar. Ve anlaşmanın 2013 yılında bitmesine karar veriyorlar. 2004 yılında sundukları taahhütte. Ancak pazar testi konusunda 2006'da komisyon bu süreci başlattığı zaman pazar testi taahhütlerin yeterliliği konusunda ciddi sıkıntı yaşıyor. Şöyle anlatayım. Komisyon verilen ve sunulan taahhütleri resmi gazetesinde yayınlıyor. Ve buna ilişkin 21 tane yorum geliyor. Komisyon bunun üzerine yorumları üzerinden pazarı, piyasayı, dinamiklerini öğreniyor ve revize ediyor. Sonra 2005'teki süreç sonunda bu sefer De Beers, Aldrosa'dan bağımsız olarak tek başına taahhüt veriyor anlaşmanın bir tarafı olarak. Sonradan Aldrosa bunu kabul etmek zorunda kalıyor. Yani bir anlamda embivaki oluyor ve taahhütler ortaya çıkıyor. Bundan da mutlu değil, dava yoluna gidiyor. Şunu anlatmaya çalışıyoruz aslında. Süreç uzun. Uzun olduğu kadar 3 yıl, 4 yıl hiç fark etmez. Bu süreç içerisinde kişiler, taraflar, teşebbüsler kendi aralarında bile farklılıklara düşebiliyor. Bu konuda herkesten görüş toplanıyor ve taahhütler ancak böyle bir sürecin sonunda oluşturuluyor. Belki en karışık dosyalardan bir tanesi de visa. Sadece buna da bir örnek olarak girmek istiyorum. Yurt dışına nasıl uygulanıyordu diye. Visa ve Mastercard özellikle Avrupa Birliği dışındaki kartların Avrupa Birliği'nde kullanılması sırasında uygulanan bir takım komisyon oranları var. Bunlardan dolayı soruşturuluyorlar. Hem Visa için hem Mastercard için aynı dertlerden muzdarip herkes. Buraya kadarki şey çok bilindik bir rekabet hukuku aslında soruşturması. Ancak belki şu çok önemli. Bu taahhütlerle mesela Visa uyguladığı komisyon oranlarını %40 kat ediyor. Yani indiriyor. Bu Mastercard için de geçerli. Bunun şöyle bir etkisi var. Ödeme sistemleri açısından çok radikal bir komisyon değişikliği. Bu kadar müdahale edici, hatta piyasa yapıcı dahi taahhütler olabiliyor. Bunu söylemek için aslında bu case'leri aldık. Komisyon uygulaması zaten bundan dolayı eleştirilirdi. Komisyona rekabet hukuku yoluyla regülasyon yapıyorsun.
diye çeşitli eleştiriler gelirdi. Avrupa Birliği'nin burada çok ayrıntılarına çok fazla girmiyorum ama vizanın tamamen iş modelini değiştiren bir taahhüt sistemi. Komisyona şundan dolayı eleştirilerdi, regülasyon yapıyorsun ama biz şunu gördük Avrupa Birliği kararlarında çok ciddi bir pazar testi aşaması var. Komisyon bu taahhütleri açıyor, bu konudaki yorumları alıyor ve hiç bilmediği aslında bir miktar gri oldu. Ya yüksek teknoloji gerektiği için ya hızlı geliştiği için pazarlar söz konusu. Bu pazarlarda Avrupa Birliği Komisyonu önünü ancak gelen yorumlara göre görebiliyor. Zira buradaki şirketler komisyondan çok daha iyi. Buradaki şirketler tam tabiriyle rekabet otoritesini sulu getirir, susuz getirir. Taahhütlerle kandırabilir. Yapılabileceği tek şey bir başkasına sormak. Bu zamana kadarki içtihat şunu gösteriyor. Eğer bir hakim durumu kötüye kullanılsa, çünkü biliyorsunuz taahhütler kartel olmayan, Merve Hanım gireceği için şimdi oraya girmedim, kartel olmayan, açık ve ağır ihlalleri olmayan alanlarda uygulanan bir takım çözüm yöntemi. Ancak bu alanlar genelde ya çok yüksek regülasyona tabi alanlar oluyor, tıpkı Visa'nın, Mastercard'ın çalıştığı ödeme sistemleri gibi, kart şemaları gibi, ya da yeni gelişen, çok hızlı gelişen dinamik pazarlar oluyor. Böyle alanlarda komisyonun bilgisi, pazara müdahalesi çok tartışmalı. Müdahale ettiğiniz zaman yeniliği öldürüyor oluyorsunuz. Yenilikçi her türlü çabayı, pazarı bir anlamda öldürme riskiniz var. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Onun için Avrupa Birliği komisyonu uzun zamanlar kullanmış. 150-200 sayfalık ön inceleme raporları göndermiş taahhütlerden önce. Derdini anlatacak kadar zamanı, pazarı inceleyecek kadar fırsatı olmuş. Buna ilişkin uzun yazılı metinler haline getiriyor. O yetmiyor. Bunları taraflarla birlikte paylaşıyor. Ortaya çıkan taahhütleri de pazardaki insanların, rakiplerin, müşterinin görüşüne sunuyor. Çok uzun süreler kullanıyor. Tartışmalı birçok konu var. Orantılı mıdır, değil midir? Komisyon burada pazar yapıcı, regülasyon faaliyeti mi yaptı? Pazarları dinamik bir şekilde kendine göre mi şekillendirdi? Tartışmalı, o dönemin kuralları var çünkü. Ama şunu görüyoruz biz, Türkiye örneğine gelmeden evvel Avrupa Komisyonu'nda çok net olarak Avrupa Birliği Komisyonu detaylı değerlendirmeler yapıyor, incelemeler yapıyor ve rakiplerden gelen görüşler, pazar testi aşamasında ne düşünüyorsunuz bu taahhütler hakkında diye sorduğunuz zaman genelde biraz çekingen, çünkü muhtemelen kendisi de aynısını yapıyor ya da korkuyor. Ama müşterilerden ya da üçüncü taraflardan gelen yorumlar çok radikal ve taahhütlerin genişlemesine neden olan şey de bu. Yani elinizdeki en önemli argüman bunu bir bilene sormak. Avrupa Komisyonu da bunu kullanmış. Ben şimdi burada sunumumu, kendi tarafımı bitiriyorum ve sunumu Merve Hanım'a bırakacağım. Merve Hanım Türkiye uygulamasına devam edecek. Buyurun Merve Hanım. Görebiliyorsunuz durumu hocam. Ben de nacizane Türk rekabet hukuku anlamında taahhüt mekanizması nasıl hayatımıza girdi, neleri içeriyor gibi hususları aktarmak istiyorum. Şöyle ki Keremcan hocamın da belirttiği gibi bu zaten tüm bu taahhüt mekanizması daha yeni diyebileceğimiz bir süreçte, yani 2020 yılının Haziran ayında hayatımıza girmiş bir mekanizma. Ve 4054 sayılı kanunun 43. maddesinin 3. fıkrasında düzenleniyor ve 2021'e 2 sayılı tebliğiyle de usul ve esasları detaylıca ele alınıyor. Peki bu hükümler bize neyi söylüyor? Şunu, yürütülen bir ön araştırma veya soruşturmada ortaya çıkan rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak ilgili teşebbüsler taahhüt sunabilir. Ve bu taahhütler eğer bu dosyalarda ortaya çıkan rekabet sorunlarını giderebiliyorsa, bu taahhütler bağlayıcı hale getirilerek eğer bir ön araştırma süresindeyse soruşturma açılmamasına ve soruşturma sürecindeyse de soruşturmanın son verilmesine, karar verilmesine neden olabilir. Ancak Mert Bey'in de belirttiği üzere her dosyada taahhüt sunabiliyor muyuz? Hayır, sunamıyoruz. Ve dosyada eğer açık ve ağır ihlal olarak belirlenen bir ihlal türü varsa teşebbüslerin taahhüt talepleri kabul edilmiyor. Peki nedir açık ve ağır ihlal dediğimiz ihlal türleri? Buna ilişkin de detaylı bir
tebliğde düzenleme var. Şöyle ki rakipler arasındaki fiyat tespiti, bölge müşteri paylaşımı, arz kısıtlaması, rekabete duyarlı bilgi paylaşımı gibi anlaşma ve uyumlu eylemler ve dikey ilişkide de bizlerin yeniden satış fiyatının tespiti adı verdiği ihlal türü olan alıcının satış fiyatının belirlenmesi açık ve ağır ihlal olarak değerlendiriliyor. Ve gördüğünüz üzere bu tabii çok geniş bir tanım ve bir sürü ihlal türünü kapsadığı için aslında hani teşebbüsler taahhüt vermek istediğinde her dosyada taahhüt verebiliyorlar mı? Hayır, tam tersine, hatta kısıtlı durumlarda taahhüt verebilir hale geliyorlar. Peki taahhüt sunmak istediğinde... Merhaba Hanım, burada bir araya girebilirim. Çok özür dilerim. Aslında şunu söylemek lazım. Birinci yılın en önemli göstergelerinden bir tanesi, eğer o soruşturmanın konusunda şüphelenilen şeylerin içerisinde bir açık ve ağır ihlal varsa, sizin hakkınızda çok az delil olsa bile geçmiş olsun, bu zamana kadar yapılan hiçbir başvuru kabul edilmiyor. Yani soruşturmanın konusunda bir yerinde açık ve ağır ihlallere temas eden bir şüphe varsa ama başkaca rekabetçi endişelerin, iddiaların söz konusu olduğunu varsayalım ve sizin hakkınızda doğru düzgün bir delil yok. Ve siz taahhütle sona erdirmek istiyorsunuz, o gruptan ayrılmak istiyorsunuz ama rekabet otoritesi hepsini reddetti ve dedi ki bu konu açık ve ağır ihlale değiyor bir şekilde. Bundan dolayı da ben taahhüt görüşmelerine başlamıyorum. Buyurun Merve. Taraflar dosyaya ilişkin taahhüt sunmak istediğinde ise zaten bu sürece ilişkin tüm usul ve esaslar aslında çok detaylıca 2021'e 2 sayılı tebliğde ele alınıyor. Şöyle ki taraf veya teşebbüs kuruma yazılı bir talepte bulunuyor. Ön araştırma süresinde veya soruşturma bildiriminin tebliğinden itibaren 3 ay içinde taahhüt sunma talebini teşebbüsler iletebiliyorlar. Burada gördüğümüz üzere bir süre kısıtı var. Tabii bunun belki de olumlu etkileri olduğu da düşünülebilir. Olumsuz etkileri de olduğu düşünülebilir. Şöyle ki aslında kısa bir zaman dilimi olduğu için Mert Bey'in bahsetmiş olduğu üzere kısaca Avrupa Birliği'ndeki uzun sürelerin aksine burada kısa bir süre görüyoruz ve dolayısıyla pazar tam algılanamadan veya analiz edilmeden taahhütlerin formüle edilmesi veya kabul edilmesi gibi durumların ortaya çıktığını görebiliyoruz diyebilirim birinci yılın sonunda. Sonrasında teşebbüsün bu taahhüt sunma talebini kurul açık ve ağır ihlal niteliği olup olmadığını dosyada değerlendirerek buna göre ya taahhüt görüşmelerinin başlatılmasına karar veriyor ya da taahhüt sunma talebinin reddine. Yani Mert Bey'in de bahsettiği gibi bu dosyada açık ve ağır bir ihlal var veya açık ve ağır ihlallere temas eden bir durum var diyerek önceden zaten reddine karar verebiliyor. Ama olmaması halinde taahhüt görüşmelerinin başlatılmasına karar verebiliyor. Bu görüşmeler uzman kadrosuna göre, dosyaya göre sözlü veya yazılı olarak yapılabiliyor. Çevrimiçi veya kurum merkezindeki toplantılarla yapılabiliyor ve bu görüşmelerin aslında temel amacı teşebbüsün dosyadaki rekabet sorunlarını anlaması, öğrenmesi ve buna dayanarak taahhütleri formüle edebilmesine imkan sağlanması olduğunu belirtebiliriz. Ve daha sonrasında bu rekabet sorunları hakkında bilgilenen teşebbüsler bu sorunlara orantılı ve elverişli taahhütleri sunabiliyorlar. Peki bu taahhütlerin niteliği ne olmalı ve nasıl bir taahhüt metni formüle edilmeli? Şöyle ki taahhütler gerek bu görüşmelerde ortaya konulan rekabet sorunları, gerek bir soruşturma bildirimi varsa orada ortaya konulan rekabet sorunlarıyla orantılı ve bu sorunları gidermeyi elverişli nitelikte olması gerekiyor. Orantılılık konusu da yine zannediyorum biraz tartışmaya açık diyebiliriz. Çünkü neyin orantılı olup olmadığını tartıştığımız noktada aslında az önce bahsettiğim gibi kısa bir sürede kurul kararlarını incelediğimizde çok teknik ve belki de teşebbüslerin tamamen iş yapış modellerini değiştiren taahhütler sunup dosyaların kapatılma çabası olduğunu görüyoruz. Ek olarak bu taahhütler alternatif taahhütler ve genel geçer ifadeler de
içermemeli. Şöyle ki ben artık rekabet hukuku ihlali yapmayacağım. Rekabet hukuku eğitimi vereceğim çalışanlarıma gibi. Yani zaten sizin aslında yapıyor olmanızı beklenen ya da yapmıyor olmanızı beklenen şeylere taahhüt ediyor olmanız kurul nezdinde kabul görmüyor. Veya ben X'i yapmayı taahhüt ediyorum ama X'i yapamazsam inanın Y'yi yaparım. Y'de hiç olmazsa artık Z'yi yapacağım gibi. Hani alternatifli veya tereddütlü diyebileceğimiz taahhütleri de kurulun kabul etmediğini görüyoruz. Yani açıkçası kurul aslında çok açık ve net taahhütler talep ediyor ve gerçekten öne sürülen rekabet sorunlarının giderileceğine son derece ikna olmak istiyor. Öyle ki sizin sunduğunuz bir taahhüt çok doğal olarak örneğin bir üçüncü tarafla anlaşma yapılmasını gerektiriyor olabilir. O halde bile bu anlaşmanın yapılacağına dair belgeleri bile görmek istiyor kurul. Dolayısıyla aslında hani kurulun bu taahhütlerin havada kalmayacağını ve sizin hani bunları açıklıkla ortaya koyarak daha sonra da uygulamayacağınızı görmek ve bilmek istiyor. Dolayısıyla teşebbüslerin taahhütleri yerine getirdiğine dair bir beyan da eklenerek teşebbüs yetkililerince imzalanarak ilgili taahhüt metni kurula sunuluyor. Kurul taahhüt metnini inceledikten sonra buradaki rekabet sorunlarının giderilip giderilmediği yönünde bir analiz yapıyor ve giderilmediğini düşünürse bir kereye mahsus ve belirli bir süre içinde revizyon yapılmasına karar verebiliyor. Ancak taahhüt sürecinin sonlandırılmasına da karar verebiliyor. Dolayısıyla aslında diyebilirim ki ilk sunulan taahhüt metni ne kadar açık, net ve bu rekabet sorunlarını gidermeye elverişli olursa tabii ki teşebbüsler açısından o kadar avantajlı. Çünkü kurul revizyon talebi yerine taahhüt sürecinin sonlandırmasına da karar verebilir. Öte yandan eğer bu rekabet sorunlarının giderildiğini düşünürse ve taahhütleri uygun bulursa taahhütleri bağlayıcı hale getirerek soruşturmanın sonlandırılmasına veya önerleştirmesine, soruşturma açılmamasına karar verebilir. Veya üçüncü kişilerin görüşlerinin alınmasına da karar verebilir. Ama Mert Bey'in yine Avrupa uygulamasını anlatırken bahsettiği bu aslında pazar testine benzer bir yapı olduğunu anlıyoruz. Ama uygulamada aslında çok çok da uygulandığını ve kurul tarafından tercih edilen bir yöntem olduğunu gözlemleyemedik. Dolayısıyla bu şekilde eğer kurul taahhütlerin bağlayıcı hale getirilmesine karar verirse dosyada herhangi bir ihlal tespiti yapılmıyor ve idari para cezası uygulanmaksızın ya soruşturma sonlanıyor ya da belirttiğim üzere ön araştırma dersek de soruşturma açılmamasına karar verebiliyor. Taahhüt kararları yargı yoluna götürebilir mi diye de bir tartışmalı edebileceğimiz bir husus var. Yargı yoluna götürülmesi adına da herhangi bir teknik ve hukuki engel olmadığını görüyoruz. Peki uygulamada nasıl gündeme geliyor taahhüt müessesesi? Örneğin bunun ilk uygulamalarından biri olan yemek sepeti kararında. Yemek sepeti hakkında çevrimiçi yemek siparişi servisi platform hizmetleri pazarında dışlayıcı uygulamaları olduğu iddiasıyla bir ön araştırma açılıyor ve sonrasında soruşturma açılıyor. Yemek sepeti bir taahhüt metni sunuyor ancak kurul bunların rekabet sorunlarını yok etmekte yetersiz olduğunu düşündüğü için reddine karar veriyor ve yemek sepetine soruşturma raporu iletiliyor. Soruşturma raporunun akabinde ise yemek sepeti ikinci bir taahhüt metni sunuyor ve bunlar kabul edilerek soruşturmanın sonlandırılmasına karar veriliyor. Yemek sepeti dosyasındaki rekabet sorunları genel olarak aslında yemek sepetinin dar EKM uygulaması, zorunlu joker, minimum sepet ve vale uygulaması. Yemek sepeti aslında hepimizin kullandığı bir uygulama diyebilirsek zaten aslında zorunlu joker, minimum sepet ve vale uygulamasının yemek sepetinin zaten olan uygulamalarından biri olduğunu görebiliyoruz. Ve bu dar EKM uygulaması da aslında daha eski bir soruşturma kararında yemek sepetinin uygulamasında
rekabet sorununu teşkil etmediğine karar verilmiş bir şey, bir uygulama olmasına rağmen bu dosyada karşımıza çok rekabetçi bir sorun olarak çıkıyor. Ve yemek sepeti bunun üstüne soruşturmanın sonlanması amacıyla taahhütler sunuyor. Peki ne taahhütler sunuyor yemek sepeti? Aslında dar EKM uygulamasından, zorunlu joker uygulamasından, minimum sepet ücretinden vazgeçiyor diyebiliriz. Bunları belirli sürelere bağlıyor ve tercihli şekilde vazgeçiyor. Ama vale hizmetinin de objektif şekilde fiyatlandırılmasına karar veriyor. Ve dolayısıyla aslında yemek sepetinin verdiği taahhütlerle tüm iş modelini neredeyse değiştirdiğini görebiliyoruz. Ve burada şunu ekleyelim mi Merve Hanım? Aslında soruşturmanın sonunda verilebilecek en ağır 9. maddeden tedbir kararı da bu olurdu. Yani taahhütler bu konudaki bütün iş modelini değiştirdiği için ve baştan kurguladığı için aslında soruşturmanın sonunda da nacizane görüşüm. Soruşturmanın sonunda verebileceğiniz en ağır tedbir kararı 9. madde anlamında bu kadar olurdu. Taahhütler zaten hemen hemen birebir oturuyor. Ve zaten bütün iş modelini ve iş yapış şeklini değiştirmesi gerekçe için aslında yemek sepeti tüm bu taahhütlerin gerekçeli kararını tebliğinden itibaren 9 ay içinde tamamlanacağını belirtiyor. Ve bu 9 aylık süreye neden ihtiyacı olduğunu da aslında açıklıkla ortaya koyuyor diyebiliriz. Yani istihdamın korunması, sözleşmelerin bu doğrultuda revize etmesi, ilgili departmanların yeniden bu model çerçevesinde eğitilmesi gibi sebeplerle bu süreye ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Ve kurul sunulan bu taahhütlerin dosyadaki rekabet sorunlarının gidermesi nedeniyle kabul edilmesine ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar veriyor. Bir başka kararımız ise Mert Bey ile benim de dahil olma fırsatı bulduğum Türk Hava Yolları kararı. Burada da havalimanlarındaki geçici depolama hizmeti veren bazı teşebbüsler hakkında bir soruşturma açılıyor. Havaş, MNG, S-Sistem ve Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları bir taahhüt başvurusu yapıyor ve görüşmeler başlıyor. Toplantı yapılıyor ve Türk Hava Yolları yetkililerine dosyadaki rekabet sorunları hakkında bilgi veriliyor. Dosyadaki rekabet sorunu da aslında bu teşebbüslerin depo değişikliği ücreti adı altında aldığı bir ücret ve bunun alternatif depolara geçişi kısıtlaması hakkında. Bunun üzerine Türk Hava Yolları taslak bir taahhüt metni sunuyor. Üstüne bir revizyon yapılıyor ve kurum bu şekilde taahhüdü kabul ederek soruşturmanın Türk Hava Yolları için sonlandırılmasına karar veriyor. Türk Hava Yolları tarafından sunulan taahhütler işaret edilen rekabet sorunlarını gidermeye elverişli görünüyor. Ancak ekranda da gördüğümüz gibi bir ticari sır değerlendirmesi sebebiyle zaten aslında sunulan taahhütleri karardan göremiyoruz. Ancak şunu biliyoruz ki Havaş, MNG ve S-Sistem Türk Hava Yolları'ndan daha önce taahhütler sunuyor. Türk Hava Yolları'nın sunduğu taahhütlerin ancak daha lehe olması sebebiyle daha sonrasında diğer soruşturulan bu üç teşebbüsün taahhütlerinin de Türk Hava Yolları'nınkiyle eş kabul edilmesi gerektiğine dair kurul tarafından bir karar veriliyor ve soruşturma tüm taraflar için sona erdirilmiş oluyor. Şurada bir şey ekleyelim isterseniz Merve Hanım. Aslında diğer teşebbüsler bütün Türkiye'yi kapsayacak şekilde, coğrafi olarak bütün havalimanlarını kapsayacak şekilde bu taahhütü veriyorlar. TH'ye kendi durumu ve koşulları çerçevesinde Esenboğa ile sınırlı olarak bunu veriyor. Çünkü ön araştırma ve teşebbüsün başlangıcı bu. Verilen taahhütler diğer teşebbüslerde daha önceden taahhüt verdikleri için önceden karara bağlanıyor. TH'nin taahhütü daha sonradan karara bağlanıyor. Rekabet kurumu bu anlamda bir adalet sağlamaya çalıştı. Nacizane kanaatimce herkes için daha lehe olduğu için Ankara Esenboğa ile sınırlı şekilde taahhütleri daralttı. Yani Havaş mesela daha geniş bir taahhüt vermişti. Zaten basın duyurusu falan da çıkmıştı buna ilişkin. İlk taahhüttür Havaş Türkiye Türk Rekabet Hukuku tarihinde. Aynı dosyada diğer teşebbüslerin taahhütlerini THY çerçevesinde rekabet kurumu
bana göre adaleti sağlamak için daralttı. Bu karara karşında başka bir teşebbüsün kararın hukuka aykırı olduğu iddiasıyla ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtığını görüyoruz. Ancak hem Ankara İdare Mahkemesi hem Ankara Bölge İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması isteminin yürütmenin durdurulması isteminin kabul edilmesine yer olmadığına karar veriyor. Ben bu noktada sözü tekrar Merve'ye... Ben sunuma devam et istersen Merve. Ben öyle devam edelim. Şimdi aslında taahhüt kararına karşı çok fazla taraf var. Çek sepeti de geçmeden onu söylemek lazım. THY kararında da taahhüt kararına karşı şikayetçinin bir yargı yoluna gittiğini, YD kabul edilmese bile dava açabilmek açısından bunun yargı denetimine götürülebildiğini söylemek lazım. Bildiğiniz üzere Rekabet Kurumu kararına karşı kimler yargı yoluna gidebilir konusunda farklı uygulamalar vardı. Migros devralmasında işte bir tüketici olarak ya da AFM Mars'ta bir tüketici olarak dava açılabildiğini görmüştük. Ancak KİPA devralmasına karşı yaşanan yargısal süreçte eğer bilgilerim beni yanıltmıyorsa o kadar geniş bir dava ehliyeti mahkeme tanımadı. Bu konuda menfaat şartını oldukça araştırdı. Bu açıdan da taahhüde karşı kimlerin dava açılacağı önemli bir soru. Çek sepeti hayatımızın içine giren önemli bir karar. Çünkü önemli bir süreç. Hepimizin sevdiceğine gönderdiği çiçeklere ilişkin çok önemli bir şirket. Çok önemli bir platform. Adı üstünde çiçek sepeti, çiçek konusunda çok ciddi bir pazar gücü var ama o da bir platform ekonomisi olarak gelişmeye çalışıyor. Benim için önemli bir karar çünkü burada Rekabet Kurumu çok net olarak iş modeline müdahale ettiğini görüyoruz ve çek gönderim faresi alanındaki bir platforma ilişkin. Bunları şundan dolayı ilginç buluyorum. Rekabet Kurumu ilk yılı diye kararlarda çok kolaya kaçmadı. Ayrıntılı olarak iş modeline ilişkin taahhütlere ilişkin değerlendirmeler yaptı. Yani müdahaleyi çok teknik pazarlarda ya da bir iş modelinin tam içine girerek yapmaya kendini yeterli gördü, bu anlamda cesurca yaklaştı. Ben bunu takdirle karşılanması gerektiğini düşünüyorum. Doğru ya da yanlış ama hiç elini korkak alıştırmadı. Şimdi buradaki iddia şu. Sen fiili münasırlık yaratıyorsun. Zaten çiçek satan belirli sayıda şirket var. Bunlar mutlaka çiçek sepetinde yer almak zorunda. Platform ekonominin doğal yapısı gereği. Nerede çok insan varsa o kadar çok satıcı oraya gidiyor. Nerede çok satıcı varsa o kadar çok insan da o platforma gidiyor. Çift taraflı pazar yapısı. Burada çek sepeti hakim durumda. Bunda zaten çok bir şüphe yok. Bunların rakip çevrim içi kanallarda yer alması, daha doğrusu aynı çiçekçinin hem çiçek sepetinde hem de başka bir kanalda yer alması konusunda bir takım endişeler var. Diyor ki bu konuda çiçek sepeti iddialar böyle uyarılarda bulunuyor. Özel günlerde özellikle en çok işin yapıldığı günlerde çok yüksek satıcı defteri koyuyor ki rakibe çalışma, sadece bana çalış diye. Ve buna ilişkin de dolaylı münasırlık uygulamaları yapıyor. Bu fiili münasırlık yapma çabası şikayet konusu olmuş. Ve bunun da rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırdığını, bu pazarda çok güçlü olduğu için çok net. Buna ilişkin bir endişe ortaya konulmuş. Merve Hanım, bir yerine geçelim. Süreçte taahhüt başvurusunda bulunuluyor. Tabii taahhüt yeni çıkmış ve bu tam da taahhüde uygun bir şey. Bir takım davranışlarla kurtulabilirsiniz aslında. Toplantılar yapılıyor. Uzun bir toplantı trafiği görüyoruz. Neden olduğunu anlayacağız. Çünkü tam olarak işin niteliği rekabetçi endişe açısından çok kolay gözükse de bir platformda nasıl bunlar uygulanacağı konusunda belli ki ciddi bir görüşme trafiği yürütülmüş. Üçüncü yazılı savunma süresinin bitiminden önce bu ayrıntı çok önemli. Zaten bu zamana kadar ciddi bir argümantasyon, karşılıklı mücadele kurumla çek sepeti arasında yaşanmış. Yani sürecin başında değiliz, ortasında değiliz, sonuna doğru geliyoruz. Taahhüt hızlı ve etkin bir çözüm yöntemi olduğu için sevilir. Hem kamu otoritesi kaynaklarını hızlıca kullanır, hem sonuca erken ulaşır. Şirket de ceza ödemez, ihlal yaftasıyla, tespitiyle karşılaşmaz. Ancak bu zaman olurdu. Lakin burada gördüğümüz şey, üçüncü yazılı savunma süresi çok geç. Bu taahhüt görüşmelerinin ikincisi sırasında, tabii ki red, ikinci taahhüt metnini Rekabet Kurumu kabul ediyor. Aynı dönemde bir başka şirketin
üçüncü yazılı savunmasını vermiş, aradan da zaman geçmiş, başvurusu reddediliyor. Bu geçici maddeyle ilgili bir hüküm. Yani Çiçek Sepeti aslında trene son vagondan atlayan bir şirket süre olarak. Üçüncü yazılı savunma süresinde ve artık bütün süreç yaşanmışken kurul, yani kurul uzmanları özellikle kendi görüşlerini belirtmişken ve bunda herhangi bir geri adım atılmamışken son aşamaya doğru gidiyor süreç. Bir taahhüt de süreç sona erdiriyor. Yani bunda geçici maddelerin ilgili hükmünde düşünürsek bir ekstra hüküm vardır lehine Çiçek Sepeti'nin onu da kullanmış olduğunu görüyoruz. Şunu öncelikle söylemek lazım. Çiçek Sepeti kararı birçok açıdan çok net olan taahhütler içeriyor ama uygulamada nasıl uygulanacağı ve buna ilişkin sürecin nasıl ortaya çıkacağı tamamen bu kurulla görüşmeler arasında çıkmıştır diye tahmin ediyorum. Şu açıdan önemli. Diyor ki ben herhangi bir sözleşmesel bir engel koymayacağım. Gidip başka yerde çalışabilirsin. Rakip platformlarda çalışabilirsin. Bunu konuda sana da bilgilendirme yapacağım. Diyeceğim ki gidip rakiplerle çalışmanda herhangi bir sorun yok. Bu bilgilendirmeyi sözleşmelere de ekleyeceğim. Yani bir sözleşmesel anlamda rakiple çalışmanın önünü açacağım. Bu konuda rahatlatacağım seni. Makul bir iyi niyet ortaya koyuyor. Özel günlerdeki tedarik hedeflerine ilişkin. Burada ben çok yüksek hedefler belirliyordum. Rakiple çalışamıyorlardı. Ben o kadar yüksek belirliyordum ki diye düşünülebilir. Bu konuda bir makul indirim, bu konudaki faaliyetlerini, bu konudaki hedeflerini daha doğru belirlemek konusunda bir çaba ortaya koyacağını söylüyor. Bu ne kadar uygulanabilir, nasıl uygulanacak, bunun tespiti nasıl olacak? Açıkçası tamamen kurulla Çiçek Sepeti arasındaki ilişkiye bağlı. Bana sorarsanız bu 4 numaralı taahhüdün uygulanması, bunun uygulandığını, uygulanmadığını ya da doğru uygulandığını tespit edilmesi oldukça zor gözüküyor. Zor bir taahhüt vermiş 4 numara anlamında. Devam edelim Merve Hanım. Şanssızlardan bir tanesi biraz evvelki gibi şeyi kaçırmıştı süreden dolayı Arslan'la yat diye de diyor. Bu taahhüt vermek istediği zaman süre yönünden kanuna uygun olmadığından kaybetmiş. Genelde çok fazla şirket taahhüt vermek istedi. Biz de sık sık denedik bunu. Soruşturmanın konusu ağır ihlale işaret ettiği için kusura bakmayın taahhüt görüşmelerine başlayamayız diye cevap almıştık. Halbuki o şirket bize göre bazı şirketler soruşturmada o kadar hakkında delil tespiti olan değildi. Yani başkaca rekabetçi endişeler de vardı. Ağır ihlallerle ilişkilendirilebilecek durumda değildi. Ancak burada diyor yine süreden şey yapan, kaçıranlardan bir tanesi. Bu önemli bir şey. Sonradan yapılan şeyin taahhütle gelen şeyde diyor tarafın, diyorun taahhütü reddediliyor. Yani yine kaçıran şirketlerden bir tanesi taahhüt mekanizmasından faydalanıyor. Tehlikeli bir şey çünkü yeniden satış fiyatının belirlenmesi konusunda bir inceleme var. Bildiğiniz gibi yeniden satış fiyatının tespiti ağır ihlaller kapsamında görüldüğü için de ilginç bir değen, bu anlamda ilginç bir konu olabilecekti. Ne yazık ki bu kabul edilmedi. Bundan dolayı bunu inceleyemedik. Devam edelim Merve Hanım. Şimdi en önemli taahhüt kararlarından bir tanesi kola kararı. Çünkü çok teknik. Çünkü çok zor. Çünkü çok fazla pazarı ilgilendiriyor. Yani kararın içinde yer alanlar ve özellikle şirket çalışanlarının bu konudaki tespitlerinin ne kadar zor olduğu konusunda haklarını vermek lazım. Coca-Cola hepimizin bildiği gibi çok güçlü bir pazar payına sahip önemli bir şirket. Ürettiği üründe ismi marka haline gelmiş, ürünle özdeşleşen bir ürün. 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğini konusunda bir soruşturma geçiriyor. Soruşturma ilginç bir konuda erişim kısıtlamaları, rakiplerin nihai satış noktalarına girememeleri dolaplara, sadakat indirimleri, münasebet indirimleri, indirim sistemleri ki çok tartışmalı bir alan açıkçası ve bu yolla rakiplerin satışlarını engellediği iddiaları yer alıyor. İndirim sistemleri özellikle hakim durumdaki şirketler açısından bir gayya kuyusu çünkü ciddi belirsizlikler içeriyor. Bu kadar fazla pazarda faaliyet gösteriyorsunuz. Coca-Cola sadece kola içeceklerde satmıyor. Başkaca soft drinks denilen gazlı içecekler pazarında yer alıyor. Başkaca içecek pazarlarında da faaliyette bulunuyor. Bu çok önemli bir incelemeydi. Çok fazla pazarı işaret ettiği için. Bir geri gelebilir miyiz Merve Hanım? Pardon. Şimdi buradaki incelemede bizi mutlu eden taahhüt hakkında, kolanın sunduğu taahhüt hakkında üçüncü tarafların görüşleri alındı.
Hatta bu görüşleri tek tek müşteri bazında, rakip bazında, toptan segmentte, yani çeşitli pazardaki oyuncuların, farklı segmentte faaliyet gösteren oyuncuların görüşler alarak yapması bu kadar teknik bir tarzın değerlendirmesi için iyiydi. Genelde rekabet kurumunun buradaki yorumu ve yaklaşımı eleştirilebilir ama bu önemli değil. Bir sonrakine geçelim. Üçüncü tarafın görüşleri alındıktan sonra rekabet kurumunun görüşleri de bu anlamda netleşti. Coca-Cola taahhütleri oturdu ve taahhütler ilan edildi. Ne kadar teknik olduğunu şöyle anlatayım. Üç ayrı sözleşme yapıyor. Bakkal, market gibi satış noktalarına ilişkin üç farklı portföy, üç ayrı sözleşme. Tek bir sözleşmede imzala, sana ürünleri satayım şeklinde değil. Tek tek her bir segmentte sözleşme yapacak. Bunlar kola içecekler, diğer gaz ürünler ve gazsız ürünler gibi ayrı ayrı sözleşmeler. Bu şeffaflık ve pazarlık aşamaları açısından önemli bence. Fena bir alt kategorilerle yaklaşım değil. İkincisi, rekabet konu önemli endişelerinden bir tanesi de indirimler, iskontolar. Bu konuda hani birlikte indirim verdiğiniz zaman kola mutlaka alınması gereken bir ürün olduğu için zaten fark etmiyorsunuz. Diğerlerini de almış gibi oluyorsunuz. İndirimleri işte ve promosyonları bu üç gruba göre dağıtacak, alt kategoriler altında gösterecek ki şeffaflık sağlansın. Acaba sen çapraz sübvansiyon mu yapıyorsun, bağlama tayin mi yapıyorsun, bandik mi yapıyorsun, bunların hepsi gözükecek. Gazsız ürünlerde münasırlık uygulayamazsın diyor. Ve buna ilişkin de tek satıcılık anlaşmalarının düzeltmesini istiyor. Sözleşme sürelerini kısaltıyor. Bir sonrakine geçelim Merve Hanım. Dolabı olmayan şirketlere dolabı açıyor ki burada Coca-Cola'nın özellikle bu üründeki şeyi geleneksel kanalda 100 metrekarenin altındaki bildiğimiz bakkallar, buradaki pazar payları oldukça düşüktü ama buradaki dolapları zaten açtı. Fiilen bu dolaplarda rakipler ya zaten yer alıyordu açıkçası. Bu anlamda bu taahhüt kolanın fiili durumu aslında biraz yansıtması anlamına geliyor. Bilgilendirme yapacak tabii ki, satış noktalarını bilgilendirecek bu taahhütler konusunda. İskontolar ve özellikle nakdi yardım içeren indirim ve promosyonlar konusunda sözleşmelerdeki şeyi kısıtlıyor ve diyor ki buna ilişkin bir düzenleme getiriyor ve sadece nakdi yatırım içeren sözleşmelerde bunu koyuyor. Yani aslında her yere istediği gibi destek verebilme şansı bir miktar kısıtlanıyor, belirli bir alanda kısıtlanıyor ve bir yıl içerisinde uyum çalışmalarıyla birlikte bunu yürürlüğe getirecek. Türkiye'de binlerce kola satan nokta var. Ciddi bir iş yükü demek bu. Biraz evvel ki konuştuğumuz gibi şirketin ciddi bir ödevi olacak. İlerleyelim Merve Hanım. Şimdi kola kararına bakarsak, taahhütleri niye bu kadar değerli buluyoruz? Bir tanesi pazar tanımını değiştiriyor aslında rekabet konu. Daha doğrusu endişeler olan pazarları net olarak ifade ediyor. Alt kategoriler koyuyor ve bu kategorilerde yarın öbür gün incelemesini çok daha net yapacak. Bu konuda başka bir incelemede sürdüğü için zaten şu anda aynı şirket hakkında çok net konuşmayayım ama alt kategoriler, ürün grupları, iskontoların burada ayrıştırılması, sözleşmenin ayrıştırılması yarınki işini kolaylaştırıyor. Solduğu erişim kuralı rakiplerin girmesini, küçük şirketlerin özellikle girmesini sağlıyor. Sözleşme sürelerindeki kısaltmalar ve buradaki şartlardaki oynamaları biraz daha satış noktalarını bağımsız hale getirmek için münasırlık da zaten bu anlamda rekabet seviyesini arttırıcı bir şey. Bunların uygulanması çok daha kolay. Çünkü istediğiniz şeyler bunu çıkart, bunu koy, sözleşme süresini kısalt ya da blok kuralı getir gibi hükümler. Bana sorarsanız kola kararı teknik, ancak teknik olması kadar da kolay uygulanabilecek bir şey. Devam edelim. Asıl bizim için çocuğumuz gibi diyeceğim. Şimdi çevre sistemleri kararı çok teknik bir konudaydı. Buradaki konuştuğumuz ürün çevre sistemleri, yani geri dönüştürülen cam, atılan şişeler, kırılan camlar geri dönüştürülüyor ve bizim açımızdan çok önemli bir dosyaydı. Bu bir pazar olarak bile görünmüyor bundan 5 yıl evvel. Yani bundan 5 yıl evvel geri dönüşüm pazarında faaliyet gösteren bir hurdacı için atılan bir camı toplamak bir zul, bir eziyet. Çünkü bu konuda, bu dosyada aslında biz de kendimizi eğittik. Sokaklarda gördüğümüz, bence çok faydalı bir iş yapıyorlar. Çöpten kutuları, ambalajları ya da kağıtları toplayan kişiler cam toplamıyor. Bunun nedeni cam toplarken bir taraflarının kesilmesi, cam toplamanın da çok ağır bir şey olduğundan dolayı o kadar karlı olmaması.
Onlar başkaca ürünleri genelde toplamaya çalışıyor. Cam toplama konusunda bir boşluk olduğundan dolayı şişe cam, hurda camları tekrar geri dönüştürmeyi taahhüt ediyor. Bu konuda müşterilerine de taahhüdü var. Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan tutun da sürdürülebilirlik konusunda böyle bir işe giriyor. Ve Şişe Cam Çevre Sistemleri diye bir şirket kuruyor. Bu şirket hurda camları alıyor, kırıyor ve fırına atıyor. Ve tekrar cam olarak çıkartıyor. Yaptığı iş bu. Bu zamana kadar Şişe Cam bu işe girene kadar bir piyasa var. Ama bir daha söylüyorum, bunu bir eziyet olarak görüyor. Ne kadar pazar niteliği var, ne kadar sürdürülebilir ve derin bir pazar tartışılır. Ama Şişe Cam girdikten sonra çok ciddi bir alıcı da girdiği için, sadece Şişe Cam yok tabii ki ama en önemli alıcısı Şişe Cam burada. Pazar ciddi oranda değişiyor. Rekabet Kurumu'nun iddiaları şu: ben gördüm ki Şişe Cam bu pazara, burada alım pazarına, burada cam alım pazarına girdikten sonra pazarın dinamikleri tamamen değişmiş. Ve negatif yönde pazarda bir gelişme olmuş. Diyor ki sen cam üretiminde hakim durumdasın. Buradaki alıcı gücünü Çevre Sistemleri diye kurduğun yavru şirketin uğraşıyla rakiplerini, yani rakip hurda şirketlerini, cam kırığı üreten şirketleri dışlamak için kullanıyorsun. İddia bu. Dışlayıcı uygulamalar kapsamında sen hurdaya çok yüksek fiyat veriyorsun. Bunu kırılarak fırına atıl hazır hale getirmesi de fırına hazır cam kırığı diyoruz biz. Nihai ürün o bu pazarda. Onun fiyatlarını da düşük tutuyorsun. Yani senin zaten şirketin var. O kadar yüksek hurda fiyatlarına para veriyorsun ki, ve hurda aslında çok zor bulunan bir şey, toplanamayan bir şey. Rakiplerinin fırına hazır cam kırığı sana satamıyor, üretemiyor çünkü. İddia bu. Tedarik sözleşmelerine bakmış, tedarik sözleşmelerindeki ürünlere bakmış. Aslında burada söylemek gerekir, Türkiye'de üretilen camın onda biri bile toplanmıyor. Onda dokuzu çöpte. Yani şimdi Rekabet Kurumu tespitlerine karşı çıkmak için söylemiyorum ama onda dokuzu çöpe giden bir cam pazarı var. Onda bir ancak toparlanabiliyor. Çok da kurumsal olmayan şirketlerde cam şişe kumbaraları ne yazık ki o kadar etkin şekilde cam toplamıyor. Onda biri toplanabiliyor. Bu pazarda belirli miktarda hurda var. Şimdi oran söyleyeceğim size, daha da şey olacak. Yani üretilen toplam camın yaklaşık %2,5-3'ü toplanabiliyor sadece. Kalanı atılıyor. Şimdi böyle olduğu için de ortalıkta hurda yok. Rekabet Kurumu çok teknik bir taahhüt kararı verdi. Bu taahhüt kararı Türkiye'de atık yönetiminin değiştiği, tam da regülasyonların geldiği bir süreçte yapıldı. Rekabet Kurumu dedi ki sen 5 yıl boyunca düz cam hurdası, yani evimizde kullanılan camlar bunlar, şişe dışındaki camlar, bunları toplamayacaksın. Bunları ithal etmeyeceksin. Yani çöp de ithal etmeyeceksin bu anlamda. Bunları toplamayacaksın da. Ancak fırına hazır cam kırığı olarak alacaksın. Yani pazarda sadece alıcı olacaksın. Sakın ha sakın burada toplayıp üretmeye kalkma nihai ürünü. 2 yıl sonra ama sana bugün yasak. 2 yıl boyunca da yasak. Ama 2 yıl sonra cam şişe toplayabilirsin. Çünkü en az toplanan şey cam şişe. Hurda camın, beyaz camlar çünkü endüstriyel işlerde, bir sanayi üretiminde atık olarak ortaya çıkıyor. Kolaylıkla toplayabiliyorsunuz ama cam şişe tek tek sokaklardan toplamanız lazım çoğunlukla. Cam şişe toplayabilirsin. Orada da çok düşük rakamlarla başlayacaksın. Gideceksin hurdacıların ürettiği, toplayıp kırıp ürettikleri kırılmış nihai ürün alacaksın. Herhangi bir şekilde hiç kimseden yurt içi ya da yurt dışında fırına hazır cam kırığı dışında bir şey almayacaksın ve hurda cam alımını tamamen ortadan kaldıracaksın. Amaç ne? Eğer sen hurda almaz isen hurdanın fiyatları düşecek. Fırına hazır cam kırığı fiyatları en büyük alıcı sensin. Sen belirliyorsun ne yazık ki. Orada bir fiyat regülasyonu yapmadı. Ama zamanla hurdanın fiyatları düşeceği için bu şirketler yaşayabilecek. Eğer sen bunu yapmaz isen bu şirketler pazardan çıkacak. Herkes batacak. Bir tek sen kalacaksın. Bundan dolayı da Rekabet Kurumu 5 yıl boyunca pazarın tamamen hurda alımı açısından şişe cama kapatılmasını öngördü. Çünkü 5 yıl sonra Türkiye'nin yeni atık yönetmeliği devreye girecekti. Aslında bu yıl girmeye başlıyor. Ve sonuçları ortaya çıkacaktı. %2-3 bazı alan segmentlerde 7'ye kadar çıkıyor ama %93'ü atılıyor bu cam ürünlerinin. Bu oranın %80'lere çıkması ihtimali var. Stratejik planlar bu şekilde planlanıyor. Yani ortalıkta bol bol hurda olacak. Bol hurda olunca fiyatlar ve hurda erişim hiçbir sorun olmayacak. İlerleyelim Merve Hanım. Rekabet Kurumu ilginç bir şey daha söyledi.
Sen bu pazarda bir şirketten de en fazla %35 cem alacaksın. Gidip tek adamdan da almayacaksın. Alımlarını da dağıtacaksın ki pazar yap. Pazarda birden fazla teşebbüsü ayakta tut, besle. Hatta yetmedi. Dedi ki herhangi bir şekilde devir yapmaya kalkarsan ana unsurlar neymiş o? Tesis, makina, teçhizat. Yani cam toplayan kamyon da bunun içine girebilir mesela. Bunları da bana göndereceksin. Işık altında kalsa bile. Çünkü ben bakacağım kime devir yaptığını. Ona göreceğim. Yani kendine bir uyduda yaratma. Görmediğin, bilmediğin güçsüz bir şirketi etkin altına alabileceğin bir şirkette kendine bir uydu olarak yaratma ve buna ilişkin olarak da her yıl rapor hazırla dedi. Bu taahhüt bir pazarın en büyük alıcısı ve pazarı aslında şekillendiren bir şirketin tamamen iş yapışını her açıdan değiştiren ve 5 yıl boyunca ne yapıp ne yapmayacağını ortaya koyan, bütün pazardaki oyuncuların konumunu ortaya koyan bir taahhüt yapısı. Çok ağır, yani bir açıdan bakarsanız çok da teknik. Bu arada bu pazarda regülasyonlar yeni yapılıyor, sıfır atık projesi var ve Türkiye en büyük atık dönüşümüne ilişkin hareketin 2022 yılında başlatıyor. Bu açıdan da pazarın tam değişmeye başladığı, bütün oyunun tekrar ortaya konulacağı bir aşamada. Devam edelim Merve Hanım. Rekabet kurumu uygulamasına bakarsak, bütün bu dosyalardan pazar testinin ikinci planda olduğunu görüyoruz. Kurum ama öyle ama böyle pazar testi konusunda Avrupa Birliği'ndeki komisyonunun gösterdiği uzun ve çetrefilli yolu tercih etmiyor. Yüz yüze görüşmeler, birkaç rakiple yapılan görüşmeleri tercih ediyor. Ve bu açıdan nacizane bizim görüşümüz pazar testinin daha uzun zamana yayılması, daha farklı segmentlerde rakipler, müşteriler, müşterilerin müşterileri gibi daha farklı segmentlerde ortaya çıkması, özellikle tüketici dernekleri başta olmak üzere dernekler, sektör örgütlerinin bu konudaki görüşlerini mutlaka alınmaya çalışılması, çünkü onlar ciddi data toplayabiliyorlar. Bu önemli. Türkiye'de etkili olmadığını düşünüyoruz birinci yılın sonunda. Pazarı inceleyememeniz demek ya kandırılmanız riskini içerir. Çünkü bu pazarların büyük bir kısmı atık hurda cam mesela, örnek veriyorum. Rekabet kurumu tamamen rakiplerden aldığı bilgilerle ya da soruşturduğu şirketin bilgilerine güvenmek zorunda. Kendi data bile toplayabilecek data yok pazarda. Bu tarz pazarlarda, teknolojik açıdan hızlı gelişen pazarlarda data simetrisi, asimetrik bir bilgi var. Onun için mutlaka pazar testi önemli. Süreler çok kısıttır. Soruşturma bildirimleri her ne kadar gelişmeye başlasa da 150 sayfalık gelen wholesale market, Alman elektrik toptan satış pazarı şeyi gibi preliminary investigation reportlar gelmiyor bize. Bundan dolayı da 150 sayfada anlatılan şeyi 3-5 sayfadan anlayıp ilk 3 ay içerisinde de taahhüt görüşmesine gitmeniz gerekiyor. Düzenleme böyle. 3 ay içerisinde soruşturma bildiriminden sonra taahhüt görüşmesine gitmeniz lazım. Teşebbüs açısından bir açıdan bakarsanız çok avantajlı. Rekabet kurumu daha olayın ne olduğunu anlamadan bir taahhüt verip kapatabilirsiniz. Ama aynı zamanda çok avantajsız. Kurum çünkü daha ne istiyor anlamıyorsunuz. Kendi incelemesini tamamlamamış. Bu anlamda ne istediğini ya da endişelerini tam olarak dile getirememiş, soruşturma bildirimiyle dile getirmiş bir kurum. Onun için taahhüt görüşmeleri çok kritik anlama geliyor. Oradaki bir negatif hareket bile çok önemli. Orantılılığa gelirsek, Avrupa Birliği'nde de tartışma konusu. Bunu bir silah olarak, pazar yapıcı faaliyet olarak kullandığı söyleniyor. Ben bu konuda sadece şunu söylemek istiyorum. Yemek sepeti MFN kararından sonra ciddi pazar payı kaybetti. Doğru oldu, yanlış oldu, önemli değil. Rakiplerinin MFN şansı var. Dar MFN serbest, rekabet kurumunun kılavuzuna göre. Şecam kararı, regülasyon yapılan bir pazardaki en büyük alıcıyı sen orada kal, sadece alım yap ama sakın ha sakın üretim yapma. Fırın hazır cam kuranına bunu da söylüyorum gibi bir karar. Bundan artıları ve eksileri regülasyon gibi etki doğuracak bence. Doğru da olabilir, rekabet kurumu haklı da çıkabilir, rekabet kurumu haksız da çıkabilir ama bir regülasyon ihtimali sorusu akla geliyor. Soruşturma bildirimleri dediğim gibi çok değerli ama süre çok kısa. 2-3 yılda Avrupa Birliği'nin yaptığı yeri biz 3 ayda soruşturma bildirimiyle 4 ayda kapatmaya çalışıyoruz. Ortalıkta iktisadi analiz yapmak için, taahhütleri değerlendirmek, tartmak için yeterli zaman yok. Biz ön araştırmada, Şecam'da ilk defa taahhüt uygulamasını uyguladık ama bunu ciddi olarak söyleyebilirim. 15 yıllık rekabet kurumu kariyerim, 5,5-6 yıllık da dışarıda geçen kariyerimde en zorlandığım dosyaydı. Çünkü neden bahsettiğimizi anlamak için bile bir sürü rapor okuyorduk.
Bunu uzmanlarla çalışırken uzmanların inanılmaz bir gayreti vardı. İnsanüstü efor gösterdiler, bunu söylüyorum çok net olarak. Onlar için de çok zordu. Yani bu sürenin bu kadar kısa dizayn edilmesi de bence uygulamada ya çok ezbere üstün körü taahhütler verilmesi neden olacak ya da taahhütlerin yeterince incelenmemesi gibi bir durum söz konusu olacak. Yine yemek sepeti kararından örnek verirsek bu konuda çok iddialıyım. Nihai kararda zaten yapabileceğiniz en yüksek nokta oydu. Sadece para cezası ödemediniz. Aslında yapılabilecek her şey verildi. Şimdi ilgili mevzuatta bir karmaşa var. Son slaytımızı aslında ona ayırdık. Kanunun 9.3 fıkrası, 9. maddenin 3. fıkrası hala orada duruyor. Yıllarca taahhüt gibi uygulandı. Bana göre yanlış uygulandı. Danıştay da aynısını söylüyor zaten. Kanunun 9. maddesinin 1. fıkrası var. Yani bir yükümlülük de getirebiliyorsunuz. Davranışsal yükümlülük. Sonra da olmazsa yapısal tedbir. Bu anlamda 9. maddenin 1. fıkrası varken, yani nihai kararla bunu böyle yapacaksın demek imkanı varken taahhütü kabul eder misiniz? Bilmiyorum. Taahhüt mekanizması var. Bunlar kimin yerine ne zaman uygulanacak, hangisine önce uygulayacak, hangisini uygulamayı tercih edecek tamamen bir takdir hakkıdır. Uzlaşma ilişkin hiç konuya girmeden söylüyorum. Taahhüdü uygulamak mı yoksa 9. maddenin 1. fıkrasından hem ceza verip hem de taahhütle alabileceğiniz her şeyi yazılı olarak teşebbüse bildirmek mi konusunda bana göre Rekabet Kurumu'nun bir takdir hakkı var şu anda. Eğer baktınız ki istediğiniz takdiri, eşit taahhüdü alamadınız, 9. maddeyi de hemen devreye almanızda hiçbir sakınca yok. Lakin taahhüt böyle bir şey değil. Taahhütte Avrupa Birliği'ndeki ideal dünyadan bahsederek söyleyeceğim. Avrupa Birliği'ndeki uygulaması aslında şirketlerin en yaratıcı, en optimal, otoriteyi de en mutlu edecek şekilde yaratıcı çözümler getirmesi. 9. maddenin 1. fıkrası Avrupa Birliği'ndeki düzenlemelerde 7. madde olarak var. Çok sert bir uygulama. Bu uygulandığı sürece de şirketlere aslında çok dikte eden bir takım yükümlülükler ortaya koyuyorsunuz. Hani uygulanabilir mi? Ne kadar uygulanabilir? Sürdürülebilir mi? Tartışmaları hep baştan başa soru işareti. Bu maddelerin uygulandığı, taahhüdün uygulandığı pazarların enerji, telekomünikasyon, yüksek teknoloji gereken pazarlar, havayolu taşımacılığı gibi alanlar olduğunu düşünürsek buralarda bunları ne kadar etkin olarak takip edebilirsiniz? Yani çiçek sepetinin 4. taahhütünü kim nasıl takip edecek? Çok merak ediyorum açıkçası. Biz Çecan'da bu anlamda yaratıcı çözümler yaratmaya çalıştık ve bir rapora bağladık. Bağımsız bir denetimden rapor alacağız ki Rekabet Kurumu görebilsin diye. Öbür türlü çok zor olacağını düşünüyorum ve bu da benim gördüğüm Türk uygulamasındaki temel eksikliklerdir. Yani 2-3 yılı bulan bir şeyi biz 4 ayda yapmaya çalışıyoruz. O kadar da mükemmel değiliz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizim sunumumuz bu kadar. Ben aslında sorularımı yan tarafta yazdım. Siz sunumu yaparken bir taraftan da yani herkese bir göndermek istedim. Hem düşünmek için de göndermek istedim. Yani birkaç şey aklıma geliyor sizin sunumunuz çerçevesinde. Burada yazdıklarımın dışında yani şeffaflık meselesi var. Biraz belki ölçülük meselesi var. Pazar testinin anladığım kadarıyla eğer doğru anladıysam pazar testinin etkin bir şekilde kullanılmadığını, oradaki takdir hakkı çerçevesinde pazar testi yapılmasına imtina edildiğini, dolayısıyla süreden tasarruf edildiğini ve süratle dosyaların sonuçlandırılmasının daha fazla hedeflendiğini biraz sanki söyleminizden anlıyorum. Yok, ama aynen böyle söyledik hocam. Eksik kalmışsa daha iyi söylediniz. Aynen bu. Ama aynı zamanda bir taraftan da çok regülatif özellikler taşıdığını, yani iş modellerinin özüne müdahale teşkil edebilecek bir takım taahhüt paketlerinin ortaya çıktığından belirttiniz. Yani bunlar tabii çok önemli. Üstelik ilk daha 1,5 yıl oldu yani, değil mi? Neredeyse 1,5 yıl bile olmadı. 2 yıl da yaklaşıyor gerçi. 1,5 yıllık bir süre içerisinde. Çok hızlı bir süre içerisinde. Dolayısıyla etkili kullanılan bir mekanizma. Benim temel şeyim, kenardaki sorulara belki insanlar bir şey söylemek isterler. Benim temel aslında endişem şu. Yani evet, tabii ki bu taahhüt mekanizması, uzlaşma da biraz öyle ama taahhüt mekanizması özellikle kamu yaptırım politikası bakımından çok anlamlı bir mekanizma. Ama aynı zamanda sizin soruşturma açtığınız, incelediğiniz bir ihlal var. Ve soruşturma açıp ihlal ya da ihlal değil dediğiniz zaman bir şeyler söylüyorsunuz topluma. Ve dolayısıyla 6 ya da 4. maddeleri, özellikle taahhüt konusu kararlar bakımından 6. madde mesela ya da daha karmaşık uygulamalar bakımından prensipler ortaya koyuyorsunuz, doğruyu buluyorsunuz vesaire vesaire. Bundan sonra belki birileri tazminat davası açıyor. Dolayısıyla kararı örüyoruz. Şimdi taahhütler bu yolu
Yani bu süreci kısaltıyor ama aynı zamanda kamuya kapatıyor. Yani aslında süreç rekabet kurumuyla, pazar testinde olmadığımı dikkate alırsak, kurumla sanki ihlal tarafları arasında böyle kapalı bir sürece dönüşüyor. Biraz manyeti de böyle ve dolayısıyla toplum ya da kamu aslında buradaki bilgi açıklamasına mahrum kalıyor. Biraz ben bunu tereddüt ediyorum. Yani yaygın kullanılması vesaire iyi ama orada benim bir takım endişelerim var. Bu biraz genel konuşmuş olabilirim ama bu endişe bakımından ne düşünürsünüz? Yani onu o konudaki fikriniz nedir? Kabaca, çok kabaca. Hocam çok net bir şey söylüyorsunuz. Kurumun nezdinde taahhüt tartışmalarında ne konuşulduğunu biz görüş versek bile, yani taahhüt aşamasında bir şekilde görüş olarak dahil olsak, rakip olarak ya da müşteri olsak bile, buna karşılık ne cevap verildiğini, nasıl bir yöre doğru taahhütten evrildiğini inceleyemiyoruz. Bu konuda tamamen uzmanların takdiri söz konusu oluyor. Yani o şeffaflığın bence çok net sağlanması lazım. Alrosa Devirs'te gördüğünüz gibi iki taraf bile gelen yorumlardan sonra ayrılıyor. Bir taraf diyor ki Devirs ben inisiyatif alıyorum, daha da taahhüt vereceğim. Çünkü yorumlar çok sert, ikna etmek istiyorum. Sonra anlaşıyorlar. Yani bence rekabet kurumunun taahhüt görüşmelerinde aldığı geri dönüşlerle birlikte teşebbüsü ikinci, üçüncü turda yaptığı konuşmaları mutlaka paylaşması gerekir pazar testi olarak. En azından ana başlıklarını ticari siteleri ayıklayarak, genelleştirerek olabilir, ana başlıklarını açıklaması gerekir. Şeffaflığı çok net sağlar, dahil olmasını sağlar teşebbüslerin süreci bence. Soruları göremediğim için kusura bakmayın, çok soru gelmiş ama onları herhalde ben yazılı bir ara cevaplayacağım diye düşünüyorum. Görebildiğim önemli bir soru varsa hocam onları da tekrar yöneltebilirsiniz bence. Ben çünkü daha okumadım henüz sorularınızı. Muzaffer sen onu yapabilir misin? Yani başlardakileri ben istedim ama bu süre kısmı sanki süre biraz yanlış mı anlaşıldı? Şimdi başvuru için 3 aylık süre var. Görüşmelere başladıktan sonra bunun ne zaman bitirileceğine dair bir süre öngörülmüyor. Ben mi yanlış? Orada soruşturma da süresi var hocam burada tabii ki yani, biliyorsunuz. Soruşturma yani, raporuna ilişkin süre var. Baskı da oradan kaynaklanıyor. Hani rapor geldi, ben taahhüt için görüşmelere başvurdum. Daha sonra bu taahhüt görüşmeleri ne zaman bitirilecek gibi bir süremiz var mı bizim taahhüt metodumuzda? Ön araştırmadaki biz taahhüt görüşmelerini 2,5-3 ayda yaptık mesela. Ön araştırma süresi biliyorsunuz 2,5 ay değil yani. Meşhur Google kararı var Avrupa Birliği'nden de taahhüte başladı, görüştü 5 yıl sonra anlaşamayı cezaya dönmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Hani bizde yani de ortalama 4 yılın altında taahhütte biten dosya yok zaten. Evet, biz yani, onun için koyduk yani. Bizde 2 yıl sürebilir mi, 3 yıl sürebilir mi? Yani bunun bir hukuk... Ben süremeyeceğini düşünüyorum kanundaki ilgili hüküm gereği. Şimdi taahhüt görüşmelerine başladınız ama bir rapor yazıyor uzmanlar ve onun süresi belli. Soruşturma bildiriminden itibaren ve aslında yani uygulamadan gördüğüm rapora da çok konsantreler. Yani taahhüt konusunda bir an önce hızlı yol almak istiyorlar. Ve eğer olmazsa rapora devam edecekler. İşte onun için son slide'ı, o soruyu sorduk. 9'a 1'e de gidebilirler. Taahhütte diyelim ki anlaşma sağlanamadı, süre de yetmedi. Ne olacak, ben 9'a 1'den gidebilirim diyebilir. Bu konuda takdir hakkı olduğunu düşünüyorum. Bu yani sanki evet ortada kaldı. Yani belki belirtilik sağlanabilir. Kerem sen yaptığın için moderatör olarak. Hamdi Hoca bir soru soruyor. Evet, alabiliriz evet. Sanırım. Merhaba herkese, iyi akşamlar. Öncelikle sunum için çok teşekkürler sevgili Mert. Aslında birkaç konuyu sormak istiyorum. Bu da herkesin aklındaki hususlar olduğunu düşünüyorum. Öncelikle süre konusunda ben de Mert'e katılıyorum. Biz de rekabet hukukunda süreler çok keskin. Dolayısıyla soruşturma raporunun hazırlanması, taraflara tebligat, onların birinci, ikinci, üçüncü sonrasındaki savunmaların hepsini dikkate aldığımız ortalama 1,5 yıl içinde bu bitiyor. Dolayısıyla da taahhüt görüşmelerini ciddi manada bu bir başka yönüyle sınırlandırılıyor. Belki burada taahhüt görüşmelerine başlanıldığı an
soruşma raporundaki tebligat, özellikle ikinci soruşma raporundan ikinci yazılı savunma ve daha sonra üçüncü yazılı savunmanın orada durması belki düzenlenebilirdi. Yani usul hukuk yönden bir düzenleme belki daha isabetli olur diye düşünüyorum. O kanuni bir düzenleme yapılması gerekir orada. Çünkü taahhüt görüşmeler devam ettiği sürece süre durursa ciddi bir o zaman inisiyatif kazanmış olacak her iki tarafta ve onu bitirene kadar devam edebilirler. Aksi takdirde ekonomik analiz için de hocam aynı şey geçerli. Çok özür dilerim. Evet. Analiz de yapamıyorsunuz ekonomik analizi. 3 ay çünkü. Evet. Ancak böyle bir şey kanun düzenleme yapılması gerekiyor. Kanundaki süreler net olduğu için. Burada bu taahhüt meselesinde bir üç ayırmak lazım. Birincisi en büyük şey tarafların görüşmesi. Yani kurulla soruşma yürütülen teşebbüs hakkında. Ama üçüncü taraflar açısından bu görüşmenin en büyük sıkıntı şu şeffaflık konusu ve ticari sırların inanılmaz derecede katı uygulanması. Birçok kararda da görüyoruz. Biz akademisyen olarak da okusak bile birçok şeyi analiz ederken o veriler olmadığı takdirde hiçbir analiz yapma şansına sahip olmuyorsunuz. Bazı şeyleri daha dikkatli uygulamak gerekiyor. Bu da taahhüt mekanizmasının anlaşılması açısından da çok önemli. Yani üçüncü kişi bu taahhüt edilen şey gerçekten piyasada piyasanın birbirini denetlemesi açısından tartışma konusu olacak bir yönüyle ne olduğunu anlayacak ki taahhüde uyup uymadığını rekabet kuruluna belki de tekrar gündeme getirebilecek uyulmadığı takdirde bence bu yönüne aslında birazcık durulması gerekmez mi Mert Bey? Bu birinci sorumdu. İkinci soru şeyle alakalı, tazminat davalarıyla alakalı. Burada da iki yönlü bir durum var. Taahhüt mekanizması eşittir otomatik tazminatı doğru mu doğurmaz mı tartışmasında doğurmayacağı noktasında. Çünkü rekabet kurumunun bir ihlal kararı yok. Ama karşılıklı bir yapılan rekabet kurumu açısından ihlal teşkil edebilecek bir durumu gönüllü olarak bertaraf etme, karşılıklı anlaşmayla bertaraf etme durumu söz konusu. Bu durumda mahkemeler devreye girecek. Mahkeme şunu diyebilir. Evet bu bana göre bir rekabet ihlalidir. Çünkü taahhüt altına girdiğine göre bunu kabul etmiş demektir. Mahkeme şunu da diyebilir. Hayır ben bu konuda net bir kanaat oluşamadım. O zaman kurul karar versin diye kurulu bir kişi olarak dahi atayabilir. Ki bu çok uygulanan bir şey değil. Bu da bir tartışmayı beraberinde getirecek. Bu takdirde acaba kurul bir kişilik yapıp bu konuda bir çözüm söylese bu sefer taahhüt mekanizmasıyla o tartışmalı bir noktaya gidecek. Bence burada mahkemeler bizatihi karar verirken ki bizdeki sıkıntı şu, adli yargı bakacak buraya. Adli yargı rekabet hukukuna bakmayan mahkemeler, idari yargı rekabet hukukunda iptal davasına bakan mahkemeler bu yönüyle de bir karmaşa ortaya çıkacak. Tazminat davalarında özellikle ispat konusu çok ciddi manada gündeme gelecek. Olup olmadığı dolayısıyla tazminat yolunu çok ciddi bir şekilde engel teşkil edebilir diye düşünüyorum. Ama aynı zamanda bir mahkemede karar verip evet taahhüt eşittir bana göre şeydir ihlaldir ihlal hukuken rekabet hukuku manasında kurul kararı ihlal değil ama ben bunu bir ihlal olarak değerlendiriyorum diyerek çıkarsa ve kendisi bunu değerlendirirse bu durumda tazminat manası şeyi ihtimali gündeme gelecek. Bu da başka bir sıkıntı. Hani verilebilir mi? İhtimal dahilinde var. Ama olmayabilir de. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Hocam önce şu yargı konusuna, daha doğrusu tazminat davaları konusuna gireyim. O zaten Avrupa Birliği'nde tartışılan bir husus. Eğer çok taahhüt kararlarını uygularsanız, taahhütle iş yapmaya alışan bir rekabet otoritesi olursanız, birincisi buna kim dava açılacak? İkincisi ihlal tespiti yok. Doğru dürüst inceleme yok. Çünkü incelemenin başında kapatılıyor. İhtiyari ilişkin ayrıntılı analizler yok. Tazminat davaları için ciddi bir sıkıntı. Kerem Hoca'nın da yine dediği şeylerden bir tanesi aslında teşebbüsler de tam bunun için taahhüt veriyorlar. Cezada çıkmasın, ihtiyarda tespit edilmesin diye
biraz teşebbüsü zorlayan bir şey. Bitsin de gitsin diye biraz fazla bol ve bol keseden cömert davranabilir taahhütler konusunda. Öbür taraftan da bunun yargısal denetimi havada kalıyor. Yani doğru mu yaptı otorite, yanlış mı yaptı, çok havada kalıyor. Bunu tazminat davalarında tüketicilerin ya da başka birisinin dile getirmesi durumunda da inceleyecek delil yok ortalıkta. İnceleme yöntemi de yok. Kurum gibi bir teknik ve spesifik inceleme yapabilecek otorite de yok. Bunların hepsi bence negatif tazminat davaları açısından taahhütü çok yoğun kullanırsınız. Ama söylediğiniz bir şey çok çok değerliydi. Bence onun altını çizmek lazım. Eğer rekabet kurumu dışında bir ikili yaptırım yönteminin diğer unsuru davalar ortaya çıkar ise, yani tazminat davalarıyla rekabet hukuk uygulaması ortaya çıkar ise, bugünkü uygulamadaki işte rekabet kurumunun ihlal kararı tespiti yapması, yapmaması sorusuna bir cevap olmayacak. Taahhüt noktasında nasıl bir inceleme yapacaklar ben çok merak ediyorum. Bunu şu anlamda söylüyorum. İhlal tespiti yok. Ama ihlal yok demiyor rekabet kurumu. İncelese belki başka bir alanda bir ihlal tespiti bulabilir. Ama incelemiyor. Yani hakimin önüne gittiği zaman bir tüketicinin ya da bir tazminat davasında ispat edilebilir mi? Bir rakibi mesela diyelim ki MFN uygulaması ile ilgili yemek sepetini dava etse, örnek olarak veriyorum, taahhüt de bitti dosya. Ama buradan bir zarar doğduğuna dair rakibi dava etse, buradaki mahkemede bir dakika ya burada ne yapayım, rekabet kurumu kararı yok, ihlal tespiti yok, onun için ben tazminata hükmedemem, yargıtay uygulaması böyle mi diyecek? Yoksa inceleyecek mi? Bu bir konu. Araya gireceğim ama süremiz daralıyor. Kısa kısa bir iki soru daha alıp araya girmemiz lazım. Bu kadar açıklayacağım hocam. Tamam, diğerine... Tamamdır. Tamam. Buyurun. Yani yine yazabilirsin zaten araya girince de. Fatih senden kısa bir soru alalım. Sonra Simur'dan kısa bir soru da alalım. Çünkü sunumun süresini açtık. Arada vermemiz gerekiyor. Kısa mı olsun hocam? Lütfen. Zaten tamam. Yazmışsın. Onu kısaca... Kahve içerken konuşuruz. Evet. Fatih Bey'le çok sık konuştuğumuz için bu konuyu. Okey. O zaman kısa sorayım. Bu taahhütleri kim kontrol edecek Mert Bey? Yani süreye ilişkinde bir şeyler söyleyecek mi? Vazgeçtim. Yani o şişe cam kararını okuduğunuz zaman ben yani şu açıklamalar olmasaydı neredeyse hiçbir şey anlamadım. Ya tamam yani Türkçesinden bir kısmını anlıyoruz ama o taahhüt neden verilmiş, hani kırık cam ne, hazır cam ne, niye 10 bin ton, bunları anlamamız mümkün değil. Dolayısıyla bunu anlayamadığımız için denetlememiz de mümkün değil. Yani siz bahsettiniz bağımsız denetim raporu alınacak diye. Acaba kurum içinde böyle taahhütleri inceleyen bir birim var mı? Ya da sizce oluşturulması gerekir mi? Bu taahhüt mekanizmasında böyle bir eksiklik görüyor musunuz? Bunu sorayım o zaman kısaca. Şeyi söyleyeyim ben. Mesela taahhüt kararına karşı yargı yoluna gitse şikayetçi. Yargı mesela bunları yerindelik denetimi mi yapacak? Ya yani 10 bin değil 20 bin olsun daha iyi olur mu diyecek. O da zor. 10 bin ton yerine 11 bin ton olup olmadığını bir bağımsız denetim raporuyla biz ortaya koymaya çalıştık. Ama yine örnek olarak veriyorum. Çiçek sepetinin 4. taahhüdünü kim denetleyecek? Bunu uygulamadığını kim denetleyecek? Bir denetim sıkıntısı var. Bu konuda ama eğer taahhütlere aykırı davranırsanız hem Avrupa Birliği'nde hem Türkiye'de ayrıca cezalandırılıyorsunuz da aykırı davrandığınızın tespiti çok zor Fatih Bey. Kurum bu konuda bence taahhütlerden sonra ilgili şirketleri, ilgili dairedeki uzman arkadaşlar göz altında tutuyorlar diye düşünüyorum. Yani biz Şişecam'daki grupla sık sık görüşeceğiz zaten, yani her yıl bir rapor göndererek mesela. Ancak böyle bir yöntem olabilir ama öbür türlü bir denetim mekanizması benim bildiğim yok. Teşekkürler. Okay. Simur Hanım. Muzaffer ne yapalım? Var mı soru hala? Bir tane var, onu da alıp kapatalım. Tamam, onu da alalım. Evet. Merhabalar. Benim esasen aynı eksende iki sorum var. Bunlardan ilki şöyle. Dediğiniz üzere açık ağır ihlal olduğu gerekçesiyle taahhüt görüşmelerine başlanmadığına ilişkin dosyalar olduğunu belirttiniz. Ve burada da aslında incelenen ihlalin açık ihlal olmadığı görüşündeydiniz diye anladım. Bu karara ilişkin olarak yargı yolu açık mıdır veya bundan bir fayda elde edilebilir mi? İlk sorum bu. İkincisi de aslında belki de benzer. Dördüncü madde kapsamına giren yatay anlaşmalar için taahhüt verilmesi mümkün olabilir mi? Olamaz mı? Hani tahtidi olarak sayılmış anlaşmalar gözüküyor tebliğde. Bunun yerine doğrudan rakipler arası yatay anlaşmalar
için taahhüt verilemez denilip geçilebilir miydi? Cevabı Alrosa kararında Simra Hanım. Teşekkür ederim. Alrosa kararında iki tane rakibin bir tedarik ve elmas alım satım anlaşması aslında gidebiliyor. Yani bence açık ve arihtar olmayan yatay anlaşmalar dahil olabilir taahhütler açısından. Çünkü bunlar da muafiyet sınırını pazar gücüne göre aştığı zaman rekabetçi endişelere doğabiliyor. Ama şunu söyleyeyim, çok basit bir örnek. Perakende kararı 2.7 milyar TL'lik bir ceza çıktı. Burada 5 tane zincir market, bir tane de yağ sağlayıcısına, yağ üreticisine ceza çıktı. Bu kapsamda incelenen, soruşturmaya dair olan şirket sayısı 30'a yakın, 20 küsur galiba, 25 mi, 24 mü ne, neyse. Sonuç olarak böyle bir soruşturma açıldığında, yine isim vererek giderim, yani tanımıyorum o şirketleri ama Eti Holding'in hukuk müşaviri olsam ve delilleri incelesem, evet burada bir kartel, Haben Spok iddiası var, YSFT iddiaları var falan ama benim delillerim bunu göstermiyor. Ben taahhüt verip kurtulamayacak mıyım bu dosyadan? Bunu anlamaya çalışıyorum. Çünkü bana göre bir soruşturmada birden fazla şirket varsa herkes aynı taahhütü vermek zorunda değil. Her şirket üzerinde taahhüt değerlendirmesi yapılmalı. Ve ben o soruşturmanın konularından bir tanesi, başkaca şirketler için, birlikte soruşturulduğum şirketler için kartele, açık ihlale değiyor diye benim bu görüşmeleri hiç başlayamamam konusunu çok efektif bulmuyorum açıkçası. Bu konuda şirket bazlı bireysel değerlendirme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Karar netleştiği zaman da sizinle bunu paylaşırım. Ama henüz netleşemedim. Onun için bilgi veremiyorum. Kerem, sen teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Zaten ikinci sunumumuz da bir şekilde alakalı olduğu için Gönenç Bey ve Ali Kaan Bey de rahatlıkla birçok soru cevaplayacaktır. Onun için bir 15 dakika ara verelim mi? 35 geçe başlayalım. Tamam. Ben kalan sorulara chatten cevap vermeye çalışacağım. Harika. Tamam. Yani feel free to chat yani. Şey yok. Okay. Tamam. 35 geçe başlayalım. 15 dakika sonra konuşuruz. Görüşmek üzere. Herkese teşekkür ederim.